günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan hükümetinin Hayrenik Vatan adlı resmi gazetesinin 20. sayısı yayınlandı. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Artsakh'ta mayın temizlemek için 1.4 milyon dolarlık yardım kararı aldı. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Ermenistan Cumhuriyeti Azerbaycan sınırında nispeten sakinlik korundu. Ayasofya Katedrali'nde bugün ilk kez namaz kılındı. ABD, Türkiye'yi sert bir şekilde uyardı. Artsakh Cumhuriyeti'ndeki Hunot'un tarihi köprüsü onarılıyor. Genç Seyirci ve Mıhermıkçıcan adlı tiyatrolar yenilenecek ve teknik olarak donatılacak. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin Hayrenik Vatan adlı aylık resmi gazetesinin 20. sayısı 1 Haziran 2020 tarihinde yayınlandı. Batı Ermenistan Hükümeti resmi gazetesi her ayın başında Batı Ermenice olarak düzenli olarak yayınlanmaktadır. Geri bildirim için Western Armenia TV'ye başvurabilirsiniz. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi, Artsakh Cumhuriyeti'nde personel mayınlarının temizlenmesini gerçekleştirmek için 1.4 milyon dolar tahsis etme kararı tasarısını oy çokluğuyla kabul etti. Spire'ın sunduğu tasarıya 170 kişi karşı oy kullanırken 186 kongre üyesi lehte oy kullandı. 1.4 milyon dolarlık tahsis, Hello Trust adlı şirketin yürüttüğü mayın temizleme çalışmalarına devam etmek için sağlanacak. Daha önce Amerika Birleşik Devletleri'nin Artsakh'ta humaniter mayın temizleme yardımına yönelik finansmanın kesilmesini destekleyen kongredeki Azerbaycan Komisyonu Eş Başkanı Steve Cohen'in sunduğu değişikliğin gündeme alınmadığı bildirildi. Komisyon ayrıca Ermenistan Cumhuriyeti'ne yardımın 20 milyon dolar arttırılmasını destekleyen değişikliği görüşmeden kaldırdı. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan'ın kendi sosyal medya hesabı Facebook sayfasında yazdığına göre Ermenistan Cumhuriyeti Azerbaycan sınırında nispeten sakinlik korundu. Stepanyan, düşman Hınzorut, Movses ve Paravakar yerleşimleri yönünde bulunan askeri mevzilerin bazı kısımlarına ateşli silahlarla ateşkesi 4 kez ihlal etti ve Ermeni mevzilerine 28 kez ateş açtı dedi. Son zamanlarda camiye dönüştürülen Konstantinopolis'teki Ayasofya Camii'nde 1934'ten beri ilk defa bugün kılınacak namaz öncesi vatandaşlar geceyi caminin çevresinde geçirirken kalabalık her geçen saniye artıyor. 86 yıl sonra cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar saat 10 itibariyle alana giriş yapmaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkileri zorlayan, Türkiye'nin gaz arama faaliyetlerini kınayan bir bildiri yayınladı. Bilindiği gibi Türk tarafı Yunanistan'a ait Rodos ve Meis adaları arasındaki deniz bölgesinde gaz arayışı için sismik araştırmalar yapılması gerektiğini duyurdu. Bu açıklamaya göre Türk Oruç Reis adlı geminin o bölgeye gitmesi gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı da Yunanistan ve Avrupa Birliği ile birlikte bu gelişmeler hakkındaki endişelerini dile getirdi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı özellikle Türkiye'yi Yunan-Türk ilişkilerinde gereksiz gerginliğe yol açan eylemlerden kaçınmaya çağırdı. Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan'ın deniz alanında yürütülen eylemleri ve gaz arama faaliyetlerinin derhal sona ermesi ve durdurulması çağrısında bulundu. Türkiye'nin açıklamasından sonra Yunanistan donanmasını savaş konumuna getirdi ve Yunan gemilerinin Ege Denizi'nde konuşlandırıldığını hatırlatmalıyız. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Tarihi Çevre Koruması Departmanlığı Müdürü Armine Hayrabetyan, Artsakh Press'e yaptığı açıklamaya göre Hınut'un tarihi köprüsü Artsakh Cumhuriyeti'nin devlet fonlarıyla restore ediliyor. Ona göre restorasyon çalışmaları 2019'da başladı ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle durduruldu. Tarihi Hınut Köprüsü'nün restorasyonuna bir hafta önce yeniden başlandı. Departman Müdürü Armine Hayrabetyan sözlerine şöyle devam etti. Bu çalışmayı yaparak tarihi ve kültürel değerleri olan yerlerin önemini geri kazanmaya çalışıyoruz. Mevcut köprüyü onararak Hunut Köyü'ne giden yolu da kolaylaştıracak. Yerevan Belediye Başkan Yardımcısı Dikran Virapyan kendi sosyal medya hesabı Facebook sayfasından verdiği mesaja göre genç izleyici ve Mıhermıkırçan adlı tiyatrolar onarılacak ve teknik olarak donatılacak.
Şimdi tasarım ön çalışmaları hazırlanıyor. Program 2021 topluluk bütçesine dahil edilecek. Ayrıca Hıraç'a kaplanan adına Devlet Dram Tiyatrosu 2019 yılının Yerevan bütçesiyle donatıldı. Bu amaçla 157 milyon dram tahsil edilmişti. Belediye Başkan Yardımcısı yeni kurulan ışık ve ses ekipmanları Ermenistan Cumhuriyeti'nde türünün ilk örneği. Ses uzmanları yeni bir dijital sistemle çalışacak ve yaklaşık 300 kişilik salon daha rahat koşullarda yeni bir havalandırma sistemi, yeni koltuklar ve diğerleri izleyicilere sunulacak. Bu arada tiyatro en son yaklaşık 20 yıl önce yenilenmişti ifadesinde bulundu. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Gomidas Vartabet'in özellikle Türklerce de tanınan ünlü Kamanç adlı eserini sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.